çok zorlanacağı anlamına geliyor ama takım savaşlarında biz iki tankımız bir de iki canlı ekomuz varken onları ne kadar uzatırsak o kadar avantajlı hale getireceğiz. İki tankımız yok ama işte Trundle tanklardan birini yok edecek. Uzun yoldan alacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet, direkt oradan çıktılar. Bu bakalım. Yalnız şimdi Frozen'a bir orta koridor baskını. Çok erken bir ilk kan. Syndra'ya gidiyor. Haru geçerken uğradı adeta. Crash'te orada totemi aldı yalnız. Arka tarafta Tald'ın QA'ya yakalanmış. Orada şimdi Haru'dan bir combo gelebilir. Sihir geçişi, gizemli atış. Tald'ın başı dertte. İki sıçra birden geldi. Hem QA hem Haru. Ve ondan sonra sadece hasar bırakması kalmış. Bu arada yeniden üst koridordayız. Haru açıkçası orman minyonları almama gerek yok diyor adeta. Bu noktada şampiyonlarımızı alıyorlar. Tald'ın bu sefer de QA'ya skor verdi. Crown bu arada derin bir totem bıraktı ormanımıza. Ama Crown'un girişini orada görmeyi başardık. Bu arada alev ejderine başlamışlar o arka tarafta. Buna bir cevabımız olmayacak. Crash henüz üssü yeni terk ediyor. Ruler da katıldı oraya. Koridoru ittirdiler tabii. Rahat bir şekilde bunu alabilecekler. Maçın 7. dakikasına doğru yaklaşıyoruz. Samsung Galaxy. Kitle kontrolü olmadığı için aslında baskını zor dediğimiz gibi ama çok kulağı altı denemesi gelebilir. Tald'ın burada yine küve mükemmel pozisyonda sıkıştırdı Cho'Gath'ı. Oh. Haru da tabii o buzdan sütunun arkasından. Şimdi oyundaki ilk skorumuzu almak istiyoruz biz de. Crash bu arada harika yakaladı Ruler'ı. Şimdi yalnız orada kötü yere geldi. Yani Sejan ultisi son vuruş gelecek mi için. Pad'ın bu arada çok hızlı can kaybediyor. Ruler'a son bir vuruş. Japonya'da kaldı. Kim de kalırsa kalsın alalım şu skoru. Oyundaki ilk skorumuz. İlk kule altını bu arada Samsung'a gitti üst koridordan. Frozen vadinin alameti için gitmemiş oraya. Gördüler bu arada Frozen geldiğini. Şimdi Crash sersemletmeyi başardı. Crown'ı. Crown üzerinde büyük bir hasar var. Sersemletmeyi de başardık. Şimdi son bir vuruş. Son vuruş Frozen'dan geldi. Vadinin alametine karşılık. Orta koridorda skoru almayı başardık. Crash burada baskıyı kurdu. Bakalım şimdi bir ejder de alabileceğiz mi acaba? İlk 6 dakikadan sonra bence çok çok iyi toparladık. İlk 6 dakikadan sonra... Bu arada Haru'nun üzerine doğru gidiyoruz. Haru'ya sersemletme gelecek mi? Hadi orada kırmızı güçlendirme ama Lulu. Korcayacak. Can dolduruyor. Ya tabii bu kompozisyon içinde Echo'ya skorları vermek, Echo'ya altınları vermek çok önemli. Crown'u bir kez daha yakalayabileceğiz mi? Crown'u yakaladık ama Crown geriye doğru attı bizi. Şimdi ulti geliyor Crash'ten. Hadi son bir vuruş. Güzel bir son bir vuruş. Sejuan'dan geldi. Yalnız savaş şimdi aleyhimize dönebilir. Orta koridorda küve var. Yalnız küveyi de yakalama şansımız var. Frozen küvenin üzerinde. Taldrin'de geliyor. Güzel bir kazıklı zemin gelir mi? Hadi sersemletelim artık küveyi ama dışarı doğru ittirdi küveyi. O noktada Crash kazıklı zemin tutmadı. Bu arada Ruler katılmış o savaşa ama sıçrayla çıkmak zorunda kalıyor. Bir anda 4 kule birden verdik. Yani daha doğrusu 4 kuleye çıktı verdiğimiz kule sayısı. Üstüne üstlük bir de bulut ejderini verdik. Birazcık kendimizi toparlamanın vakti geldi. En azından bulut ejderi. Trundle'a katılırsa önce bir kırmızı güçlendirmemizi çalmak için hareketlenecek. Pad'ın geliyor. İsabet dalgası da geldi. Ama çarpını atmayı başaran orada Crash oldu. Nişancımızı aldıramadık. Şimdi Q ve yalnız alt koridorda kuleyi aldı. Şimdi Crash gelecek oraya. Sersemletmeyi başarabilirsek. Haru da ters taraftan yaklaşmaya çalışıyor. Görkemli zafer aktifleştirdi. Q'den güzel bir sıçra. Bu arada yetenek aşılarına inanmaz kaçıyor ama sersemletme geldi. Kazıklı zemin geldi. 4 kişi. Raid boss gibi Q'yi kesiyoruz. Pad'ına gitti skor. Bu çok önemli. Bir kule karşısında istediğimiz takas asla bu değil. Bunu söyleyelim ama alacağız. Bu Tald'ın için bir yük anlamına gelecek mi? Evet, ziyafeti şu anda aktif yalnız Baron'a doğru bakıyorlar. Ya yani 18'den sonra küvenin o avantajı ortadan kalkacak. Umudumuz bu. Şimdi ulti geliyor. Ruler'ı tuttu ama Ruler'dan zamanında gelen bir roket atlaşı ama Core JJ için aynı şeyi söylemek güç. Pad'ın Core JJ skorunu almayı başarıyor. Bir skor daha yazalım oraya. 7-0 oldu 4-0-4'ten bu yana. Şimdi alev ejderinde pozisyon avantajı bir anda onlara geçti. Tald'ın birazcık geride. Crash şimdi o tarafa doğru gelmeye başlıyor ve alev ejderine başladılar. Crash elemelerde çokça yaptın. Hadi yap bir daha. Crash'in çalmasına izin vermediler. Çok kolay verdik orada alev ejderine. Artık bir savaş başlatmanın gereği yok burada. İkinci alev ejderi oldu yalnız bu. Ve Crash şimdi tek başına Baron'a başladı. Echo da gelecek. Orada bir Ninja Baron denemesi olabilir ama Ruler yaklaşıyor oradan. Şimdi canı nispeten azaldı. Core JJ geldi içeri. İçeri bir totem bıraktı. 7000 canda bizi yakaladılar. Ama şimdi hızlı bir şekilde Cho'Gath var bizde. Cho'Gath. Acaba bir Koreli takımı Ninja Baron'la aldatmış olabilir miyiz? Evet bunu yaptık. Küve şimdi ön saflarda. Oradan çıkalım, çıkmaya çıkalım, gerek çıkalım. Var. Muson da kullanıldı. Tald'ın acaba orada bırakmak gerekir mi? Pad'ın yalnız hasar vermeye devam ediyor. Küveye Tald'ın da çıkacak oradan. Baron'u aldık. Karşılığında hiçbir şey vermeden oradan çıkmayı i̇şte başardık. Bu, çok işte güzel bu. Oyun. Pone o noktada harika bir iş çıkardı. Crown şimdi birini yakalamak istiyor. Crash'ten ulti geldi. Sıçra da geldi. Şimdi Tald'ın içeride. Sen orada arka tarafta Ruler. Roket attaşı kullandı. Birebir yapıyorlar Pad'ınla. Ama Ruler çıkmayı başardı. Şimdi düştü. Evet, Crown düştü. Crown düştü. Pad'ın canını yenilemeye devam ediyor. Şimdi dönelim Kadim Ejderha'ya. Çok güzel bir skor geldi. Riske atmaya hiç gerek yok. Yalnız Crown düştü. Ruler'ın canı çok az. Burada takım savaşı.
karışık olabilir. Kadim Ejderha'yı alalım, ondan sonra devam edelim. Ya karşı tarafta iki tane Alev Ejderi varken bu riski vermemek lazım. Bu çok önemli bir ödül olur Samsung Galaxy için. İstediğimizi yaptık yine. Crash, ondan beklediğimiz bu. Böyle savaşlar başlatması. 37. dakika, Kadim Ejderha bizde. Şimdi bir koruyucu meleği vardı. Ne olursa olsun. Bile en azından ufak bir avantaj yakalamış olacaktık. Şimdi Baron, bu artık ninja Baron değil. Yaptığımızı biliyorlar. Işınlan geliyor. Nereye geliyor? Takımının yanına geliyor. 8000 can. Frozen dikkat etmesi lazım. Baron'a devam edeceğiz mi? Baron'dan çıkmamız gerekebilir. Orada küveden güzel bir buzdan sütun geldi. Baron bize vurmaya devam ediyor ama çok hatta kaldı Baron. Şimdi burada neler olacak? Frozen'ın başı dertte, ultiyi kullanmayı başarıyor. Küveye güzel bir ultulu kasırga. Buzdan sütundan çıkabileceğiz mi? Sıçralar ne durumda? Pedin ultiyi kullandı. Çekse çekerse tüyleri, kurtulmayı başardık oradan. Kimse evet, evet, geride. Evet. Baron'u da almayı başardık. 6000 altınlık bir fark. 1907 Fenerbahçe'yle yine. Alabiliriz ama Samsung Galaxy tabii bunun için hiç izin vermeyecekler buna. Baron başlayacaklar. Pedin'in bu arada görüş küresi var ve başladıklarını görüyoruz. Şimdi ışından gelecek mi? Arka tarafta güzel bir pozisyonda sanıyorum Syndra. Evet, Crown'a dikkat etmemiz lazım. Pedin'i sersem etmeyi başardı. Pedin'i eritebilecekler mi? Hayır. Ama Taldriz'in şimdi başı dertte. Küve ön saflarda. Frozen'in pozisyonu güzel. Arka tarafta ultini olarak tuttu. Korcayacağın üzerindeydi. Ne Zonya kullanabildik, ne ulti kullanabildik. Orada bir Jansen anı yaşandı Frozen adına. Ve savaşı devam ettirecekler tabii ki. Taldrin'in başı dertte. Küve tek bir otomatik saldırı. Roller yaptı o otomatik saldırıyı. Arka tarafta Crash'i de Har ultisiyle almayı başardı. Tek pozisyon. Hayatta kaldık. Galibiyet alamadık. Pedin şimdi yakalanıyor. Ultisini de aktifleştirdi. Tüyleri çekecek. Ama burada artık bu oyunu tutabileceğiz gibi görünmüyor. Sadece Pedin ve Japone ayakta. Maçın 47. dakikasında da. 50 saniye ölüm süreleriyle. Küve ışınlanla geri gelecek. Frozen harika bir açıdaydı. Oradaki taşıyıcılardan beni düşürmeye gitti ama hiçbir şey kullanmadan, Zonya da kullanmadan, ult de kullanmadan düştü. Yapılacak bir şey yok. Ekko istediği yerdeydi, istediği noktadaydı, istediği savaşla geldi. Ama en güvendiğimiz isim Frozen orada nasıl düştü tam da göremedim ben. Ama hiçbir yeteneğini kullanmadan düşünce istediğimiz savaş, yani açı istediğimiz açıydı. Ekko istediğimiz yerdeydi. Savaş istediğimiz savaştı. Ama sonuç istediğimiz sonuç olmadı. Yalnız tebrik edelim. O ilk 6 dakikadan sonra bu maçın buraya gelmesi, avantajı da ele geçmesi, rakibe bu kadar baskı kurmak, dünya şampiyonasında, geçen sezonun dünya ikincisine karşı başa baş sonuna kadar oynadık. Bir savaşta, istediğimiz bir savaşta kaybettik. Bu dünya şampiyonası için tabii eleme bölümünü saymıyorum, play-in bölümünü. İlk 3 maç itibariyle gerçekten gönülden tebrik edeceğimiz ilk maç oldu bu takımımızı. Yani senin de söylediğin gibi söyleyebileceğimiz tek şey var. Elinize sağlık çocuklar. Elinize sağlık. Canınız sağ olsun çocuklar. Böyle oynamaya devam edersek o galibiyette ikinci hafta maçlarında gelebilir. Aynen öyle. Gerçekten Samsung Galaxy'ye ecel terleri döktürdük ama burada artık tecrübe mi diyelim, şans mı diyelim, yapacak bir şey yok. 1907 Fenerbahçe bu noktada baştan beri söylediğimiz o vadiye çıkmasının hakkını vermeyi başardı bu karşılaşmada. İlk haftayı 0-3 ile tamamladık.